yememiş, elleri kolları yok daha. Ama Medine'deki yönetimin şartlarına tabi olmuşlar. O anlamda. Her Müslüman mümin değil mi? Şimdi onun üzerine alimler çok tartışmışlar. Bunun tersini de söylemişler. Dolayısıyla o detaylara girmeden evvel ben sadece şunu söyleyeyim işte. Az önceki cümleyi onun için söyledim. Sizin en rahat tespit yapabileceğiniz husus şu. İman beden gibi, İslam elbise gibidir. Elbisesi olduğunda içinde adam yoksa elbise bir işe yarar mı? Adam var, elbise yok. İşe yarar mı? Yaramaz. Yaramaz. Dolayısıyla hem elbise olacak, hem de adam, beden olacak. Heh. Oradakiler elbiseyi kabul ettiler, adam olmak istemediler. Anlatabildim mi? Aradaki fark bu. Allah Resulü de böyle şey olmaz dedi onlara. Onlar şunun için öyle dediler. Kıtlık yılıydı. Kıtlık yılıydı. Medine'de fakirlere çok yardım ediliyordu ya. O yardımdan istifade edebilmek için Medine yakınına gelmiş bir grup Arabiydi onlar. Kıtlık var orada. Dediler ki biz de Müslüman olduk. Bize de yardım edin. Allah Resulü dedi ki siz kesinlikle iman etmiş falan değilsiniz. Hiç değilse bize boyun eğdik diyeyim de bizim şartlarımıza biz gene yardım yaparız. Yani Allah-u Teala'nın anayasasını kabul ettik falan. Yani şartları kabul ettik. O şartlara göre yaşarız ama henüz daha kalplerinde yeterince iman oluşmamış. O anlamda. Peki efendim. Şimdi çeyrek kalacak. Evet, sadece bir taraftan değil. Aslında bunu gemici kadar yapmak lazımdı. Daha sağlam olsun diye. Bazılarının imanı gemici feneri gibi. Bazıları böyle gaz lambası gibi. Bazıları o camı çok incecik. Çat, çat diyor. Çatladı mı ateş gidiyor. Onun için diyorlar ki ya ben iman ediyorum ne yapayım yeter. Bir amel olmazsa küfür rüzgarlarına karşı koyamaz. Halbuki dersiniz oluyor değil mi hocam? Hocam başlayabiliriz. Tamam efendim. Arkadaşlar resmi çizsinler. Derslerimiz başladık aslında. Konuşmaya başladık. Evet. Bu resmi çizdik mi? Tamam mı? Evet, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Şimdi kardeşler bu ilk iki dersten sonra usul usul yeni bir fasla geçeceğiz. Şimdi şöyle bir ara cümlemiz var. 3-5 cümle. Arkasından yeni bir mıntıkaya inşallah döneceğiz. İman edilebilmesi için insan diye bir varlığın ortada bulunması gerekir. İnsan ama her insan değil. Alelade insan değil. Çünkü insan tek başına özel bir yapısı olan, tek başına özel bir varlık değil. İnsanın yapısı karmadır. Diğer mahlukat da var. Mesela yeryüzünde varlıklar camit olanlar var, cansız olanlar. Taş, ağaç vesaire. Bunlar da Allah'ı zikrederler. Yüsebbihu lillahi mâ fis semâvâti ayeti var. Tegabun suresinin 1. ayeti. Yeryüzünde ne varsa, göklerde ne varsa, şu tahtaya varıncaya kadar. Bu tahta Allah'ı zikreder. Eder mi? Nasıl eder? Çünkü bunun içerisinde atomlar var. Atomların içerisinde protonlar, nötronlar var. Belli bir hareket kabiliyetine sahip. Onun da ötesinde eğer atom çekirdekleri birbirleriyle gidip gelme şeklinde sürtünmezlerse bu tahta tahta olarak kalmaz. Çürür. Çürüme ondan oluyor zaten. Moleküller birbirlerini terk ettiler mi o nesne ne yapıyor? Çürüyor. İşte bu hareketlilik Allah'ın verdiği bir hareketliliktir. Dolayısıyla böyle cansız varlıkların dahi bir şerefi vardır. Bir de canlılar vardır. Canlılar da akıl sahipleri ve nefis sahipleri diye ikiye ayrılırlar. İşte insanın o yapısını biz şurada belirledik. Allah Celle Celaluhu varlıklardan hayvanatı yarattı. Sırf nefistirler. Yani arzu ve isteklerine göre yaşarlar. Ama kendileri için çizilmiş tabiat kanunları çerçevesinde. Yani karnı acıkınca aslan bulduğu hayvanı avlar. Burada hayvan öldürmek serbesttir, değildir. Düşünmez onu. Sivrisinek bir insanın etine konduğu zaman
mutlaka sokar. O, onun kanunudur, öyle yaratılmıştır. Dolayısıyla onlar için haramlar ve helallar sınırı yoktur. Ağır bir cümle söyleyeyim mi? Kim haramlar ve helallar sınırı tanımıyorsa, ama ben söylemiyorum, bu ayet-i kerime var tabii. Ondan daha aşağı diyor hatta ayet-i kerime. Ondan daha aşağı. Dolayısıyla hayvanatta peygamberler yok, elçiler yok, kanunlar yok, yönetmelikler yok. Onlara verilmiş fıtri, yani tabii yaratılışta söz konusu olan bir hayat biçimi var. Doğmaları, ölmeleri, beslenmeleri o şartlar altında devam ediyor. Dolayısıyla onlar kanun ve prensipleri yazılı metinler halinde bulunmayan, durumlarını değiştirme zahmetine katlanmayan varlıklardır. Sırf nefistirler. Diyoruz şunun için, isterler acıkınca yerler. Mesela acıkmadan evvel yemek tedarikine gitmezler. Aslan dediğin yatar yatar yatar, karnı acıktığı zaman ava çıkar. Yani istekleri ön plana. İstekleri ön plana çıktığı zaman hareket ederler. Kesinlikle acıkmadan yaşayış biçimlerini değiştirmezler. Hayvanlar demek ki istekleriyle yaşar. Ondan sonra diyelim ki aklına gelir çiftleşme. Geldiği yerde ne şart altında olursa olsun hiç aldırmaz. Belli bir prensibi yoktur artık. Bu ihtiyacını giderdiği zaman sağına soluna da bir daha bakmaz artık. Yani bu ihtiyacını giderdikten sonra 50 tanesine de gözünü çevirmez. İnsanda vardır bu, dikkat ederseniz. Böyle bir hadise söz konusu. Dolayısıyla sırf nefis olan insan, bir de saf akıl dedik. Akıldan murat burada zeka manasına değil. Sadece itaat eden melekler var. Görevleri itaat. İstekleri yok. Yeme içme ihtiyaçları yok. Erkeklik, dişilik bunlar da söz konusu değil. Dolayısıyla cinsi ihtiyaçları da söz konusu değil. Görevleri sadece Hakk'a ne yapmak? İtaat etmek. Dolayısıyla insan hayvandan nefis, yani nefis ne demekti? Arzu ve istekler, melekten de akıl bir araya getirilmiş İnsan denilen bir varlık oluşmuş. Bu insanda bir cevher var ki o cevherin iki yüzlü ayna gibidir. Bir tarafı ruhtur, saf akıl tarafı, öbür tarafı da nefistir. Saf istek tarafı. Tabir caiz hani burada aynalar vardır, böyle büyüteşli bir tarafı. Aynı onun gibi. Bir tarafını çevirirsin normal görürsün, bir tarafını çevirirsin anormal görürsün. İşte nefis dünyayı anormal gösteren, ruh da nur dünyayı normal gösteren birer aynadırlar. Bir cevherdir bunlar. Birbirine yapışık ama böyle, bir bütün halinde. Hangi tarafı çevirirsen dünyaya o yüzde bakar. Eğer dünyaya nefis yüzüyle bakarsa insan sadece dünyayı sever. Kadınları sever, gezmeyi sever, kazanmayı sever, yemeği sever, eğlenmeyi sever. İşte o çocukların hali gibidir. Veyahut da bugünkü kafirlerin hali gibidir. Eğer dünyaya ruh tarafıyla bakarsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi toplumda yegane bir insan bile olsa, dünyaya dünyanın ömrü kadar kıymet verir. Ahirete göre dünyanın ömrü ne kadar? İşlenilecek kadar. O kadar akıllı hareket eder. Dolayısıyla bizim dünyada vazifemiz fıkhi konularda, yani itikadi meseleler, artık anlıyoruz değil mi? Ameli meseleler ve kalbi meselelerde dünyaya ruh ile bakabilmeyi temin etmektir. Savaşımız budur. Devleti isterken de bunun için istiyoruz biz. Çünkü Müslüman olarak ölmek istiyoruz. Ve dolayısıyla buradaki sıralamaya dikkat ederseniz, eğer bir insan şu dengeyi sağlam kurar, Allah'ın şeriatına tabi olursa, Allah'ın dinine tabi olursa, bu insan meleğin nefsi olmadığı için, böyle bir mücadelesi söz konusu olmadığı için melekten üstündür. Anladık mı? Allah'ın yarattığı büyük melekler müstesna, iman sahibi, nefsini kontrol altına alabilmiş,
şeriatı yaşayan, akıllı, ruhunu yükseltebilmiş insan meleklerden nedir? Üstündür. Çünkü niye? Meleğin nefis mücadelesi diye bir mücadelesi yok. Eğer bir insan bu kontrolü gerçekleştirememişse, bu konuda biz, yani şu meleğin önüne geçen insan artık nasıl bir insan olmuş olur? Akıl sahibi insan olur. Nefsi artık dizgin altındadır. Eğer bir insan aklı devreden çıkarırsa, yani ruhu dikkate almazsa, terbiyeye tabi tutmazsa, eğitime tabi tutmazsa ve sırf nefisle yaşarsa, canı istediği yerde cinsel ilişki, canı istediği yerde adama karşı zulüm, insana karşı zulüm, canı istediği yerde anne babaya bir tekme, canı istediği yerde çalıştırdığı insanların hakkını sömürmek, canı istediği yerde istediği toplumun kanını iliğini emmek, buna benzer isteklerle dünyada yaşarsa bu insan hayvan olamaz. Neden? Çünkü akıl vardı, aklı kullanmadı. Hayvanın böyle bir imtihanı yok. O zaman bu insan da hayvandan aşağı olur. İşte biz şu anda dünyada ya melekten üstün olmak ya da hayvandan aşağı olmak konumuyla karşı karşıyayız. Eğer mücadelemizi ciddi verirsek melekten üstün olabiliriz. Eğer mücadelemizi ciddi vermezsek hayvandan aşağı oluruz ki bu konuda İsra suresinde ayet şöyle: İnne şerret devâbbi indallâhi summul bukmullezîne lâ ya'kilûn. İsra suresi ayet kaçtır hatırlayamıyorum, bulmak mümkündür ama meal olarak söyleyeyim, yeryüzü yaratıklarının en şerlisi Allah katında sağır, dilsiz ve düşüncesi olmayanlardır. Kim sağır? Kardeşimize diyorsun buyur İslam'a, Kur'an oku, Allah'ın dinini yaşa, kulağını ne yapmıyor? Vermiyor. Hadi la ilahe illallah söyle kardeş, dilini kullanmıyor. Meselelerin iyisini kötüsünü tahlil etmesi lazım, aklını ve kalbini kullanmıyor. İşte yeryüzü yaratıklarının, yani hayvanların Allah katında en şerlisi sağır, dilsiz ve hiçbir şeyi akıl etmeyen kimselerdir. Dolayısıyla şimdi bir şey söyleyeyim, derslerde Türkiye'de söylüyordum, size de söyleyeyim. Bir adama kötülüğünden dolayı yılan deseniz mahşer yerinde yılan sizden davacı olur. Çünkü yılan Allah'a itaat eder. Yılan neye itaat eder? Kime itaat eder? Allah'a itaat eder. Allah'a. Lem yekünün lezine keferu min ehlil kitab diye giden surede de aynı şekilde ifade ediyor. İnne lezine keferu min ehlil kitab vel müşrikine fî nâri cehenneme hâlidine fîhâ ulâike hum şerrul beriyye. Onun 6. ayette de böyle söylüyor. Münfekkin suresi 6. ayet diyebilirsiniz. Yeryüzü yaratıklarının en şerleri kafirler ve ehli kitaptır. Münfekkin suresi, ki yerini hemen bulabiliriz. Arzu ediyor arkadaşlar, yazmak istiyorlarsa şayet yazıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Münfekkin suresi ta sonlarda bir yerde. Lem yekünün lezine keferu. Burada. Münfekkin suresi, özür dilerim. 6. ayet mi dedim? Evet, 6. ayet. Doğru söylemişim. 6. ayet. Münfekkin suresi 6. ayet. Beyyine suresi de diyebilirsiniz. Beyyine daha kolay bulursunuz. Beyyine suresi 6. ayet. Orada da ehli kitap ve kafirler yeryüzü hayvanların, yaratıklarının en şerlileridir. Niçin şerlileri? Bu ayetleri göre. Şimdi az önce yine söylüyorum. Kızdın adama. Ulan ayı dedin. İslam'ı yaşamadığı için. Ayı davacı olur adamla. Çünkü ayı asla şeriatın dışına çıkmaz. Yani ayı Allah'ın kendisi için dünyada yaşama biçimi olarak çizdiği yolun dışına asla ne yapmaz? Çıkmaz. O yüzdendir ki Allah katında Celle Celaluhu insan şereflidir. Ama o şerefi bile bile elinden kaçırırsa şerefsizlik de tam olarak onun yakasına yapışır. Dolayısıyla biz arzda ruhumuzu hakim kılmak, nefsimizi dizginlemek, yok etmek dedim mi? Hayır. Nefis yok edilemez. Çünkü neden? Çünkü insanın acıkması söz konusudur. Yemesi içmesi yani. Cinsel ilişki arzusu da söz konusu çünkü neslin devam etmesi lazım. Nefsi tamamen öldürürseniz neslinizi devam ettiremezsiniz. Nefsi tamamen öldürürseniz savaşacak gücü bulmak için yemek yemezsiniz.
Nefsi tamamen öldürürseniz işte o çoluk çocuğu terk ederler bunlar. Çoluk çocuğun rızkı için işe gidemezsiniz ki öldüremezsiniz zaten. Nefis ölmez. Peki ne olur nefis? Nefis terbiye olur. Dizginlenir. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Fecr suresinin son ayetidir bu. Fecr suresinin son ayeti. Ey doygunluğa ulaşmış nefis. İşte bu terbiye edilmiş nefis. Dizginlenmiş. Şeriata tabi olan nefis. İnsan nefsi tamamen öldürülemez. Fakat terbiye edilir, dizginlenir ve belli bir yola sokulur. O yüzden bizim yeryüzündeki görevlerimizin başında nefsimizi terbiye etmek ve onu belli bir sistem içerisinde Allah Celle Celaluhu'na kul ve köle yapmak. 27. ayet. Fecr suresinin 27. ayeti terbiye edilmiş nefisten bahseder. Aynen hocam, Cin suresinde ahsen-i takvim. Ahsen-i takvim ruh hali anlatılıyor. Sümme radednehu esfere sefirin. O pislik hali anlatılıyor. Dolayısıyla nefsin üç aşaması vardır. Bir, sürekli Allah'a isyan eden nefis. Ne derler buna? Nefsi? Duydunuz mu böyle bir şey? Nefsi emmare. Allah senden razı olsun. Bak bu duymuş kardeşim. Sürekli kötülüğü emreden nefis. Nefsi emmare. Nefsi emmare. İki, bazen iyilik bazen kötülük yapan nefs-i levvame, kınanmış nefis, Kur'an'da ismi var bunun. Bir de mutlak iyilik yapan nefs-i mutmainne. Demek ki nefis, kaç türlü nefis var? Terbiyesine göre üç türlü nefis var. Hani sizin Almanlarda da galiba okullar var, zeka seviyesine göre böyle. İşte öyle değil mi? Bir sayılarında okullar ayrılıyor. Kimi sanat okulu gibi, kimisi bilmem üniversiteye hazırlık gibi falan, öyle yok mu? Onun gibi işte. Sürekli kötülüğü emreden nefs-i emmare. Bazen kötülük, bazen iyilik yapan nefsi levvame. Her zaman iyilik yapmaya çalışan nefsi mutmainne. Şuraya tahtaya bir not olarak bir şeyim ben de sonra yazmak isteyenler yazarlar. Levvame. Mutmainne. Şimdi bir cümle söyleyeyim efendiler. İslam'ın devletini kurmak cihad olduğu gibi nefsi de mutmainliğe dönüştürme kavgası aynı zamanda nedir? Cihattır. Bir cehd ve gayret ister. Bunun için özel belirli tedbirleri alma zarureti vardır. Şimdi şu şemaya bakarsak göreceğiz. İman bir nurdur. Nerededir bu iman? Kalpte. İman tanımını yazdırmıştık galiba. Allah'ı kalp ile bilmek, dil ile söylemek, amellerle de onu ne yapmak? Yaşamak. İman tanımı. Peygamber'e özel de geçmişti böyle. Dolayısıyla iman kalpte. Şimdi kalpteki iman nurunun yanar olabilmesi için bir takım tedbirler alınması gerekir. O tedbirlerin başında bu imanın var olabilmesi için şurada en gerekli olan sizce nedir? Kalsın. Gazı yoksa hiç canınız. Yani Kur'an ve sünnet, Allah'ın kitabındaki emirlerin, farzların bilinmesi, iman edilmesi, aynen kabul edilmesi, haramların kabul edilip uygulamadan çıkarılması ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine riayet. Geriye doğru giderseniz sünneti yaşamayan farzı da yaşayamaz. Onu da söyleyelim. Sünneti tatbik etmeyen bir müddet sonra farzı da terk etmeye başlar. Bazı adamlar çıktı zamanımızda. Sünnet seniye affalan. Sünnete karşı ciddi ciddi muhalefet eden, hatta bunu şirk sayan, bununla ilgili bir takım ifadeler kullanan, Allah muhafaza etsin, bu abesle iştigalden başka bir şey değildir. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bize kitabı kimin eliyle göndermiştir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ve itimat sarsılırsa, Kur'an'a iman ve itimat kalır mı? Kalmaz tabii ya. Kalmayacağı içindir ki öyle insanlar çıkmıştır ki arasında ben biliyorum, Kur'an'ın mesela sahabeyle ilgili ayetleri uydurmadır demişler. Bunun sonu Kur'an'ı da inkara götürür adamı. O yüzden Allah Resulü'nün muhafaza altına alınması lazım. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri pek çok ayette, ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiur rasul ifadesini
Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ifadesini kullanırken bir ayette de Ali İmran suresinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ de ki ey Muhammed Aleyhisselam eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونَ bana tabi olun ki يُحْبِبُكُمُ اللّٰهَ Allah da sizi sevsin. Neden Allah? Doğrudan diyemez miydi? Ey kullarım bana tabi olursanız sizi severim. Allah Celle Celaluhu bunu söyleyemez miydi? Allah derdi ki kim bana tabi olursa ben onu severim. Ama o ne dedi? Muhammed Aleyhisselam'a tabi olun ki ben sizi ne yapayım? Seveyim. Şart koştu. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katında özel bir yeri ve değeri var. Ve hiçbir insan, bir de onu söyleyelim. Hiçbir insan Allah'a bütün detaylarıyla tabi olma takatine ulaşamaz. Çünkü Cenab-ı Hak yücedir, mükemmeldir. İnsanlarsa nedir? Eksiktir ve noksandır. O yüzdendir ki uyuyan, yemek yiyen, hastalanabilen bir insan bize rehber olarak ne yapılmış? Gönderilmiş. Bu bakımdan insan imanını eğer ayakta tutmak istiyorsa Kur'an ve sünneti mutlaka ve mutlaka kendisini hani arabasına nasıl benzin dolduruyor? Beynine dolduracak. O yüzden biz şimdi bak şaka söylememişiz demek ki. İtikadi fıkıh nedir dedik? Farzı ayrı. O yüzden biz Kur'an-ı Kerim'de bizi ilgilendiren meselelerin delillerini gücümüz yettiğince sünnette bu meselelerin delillerini elimizin altında bulundurmalıyız ki imanımız ne yapsın? Artsın. Şimdi bir şey söylesem size garip gelecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber midir? Kur'an kendisine inmiş midir? Ezbere biliyor mu? Kur'an okumaya ihtiyacı var mı peygamberimizin? Hayır. Her gün bir cüzden aşağıya düşmüyor. Örnek olduğu için. Örnek olmanın ötesinde Allah'ı memnun etmek için. Çünkü onun da Allah'ı memnun etmeye ihtiyacı vardır. Anlatabildim mi? Hatta çok ilginçtir. Huneyn vakası ne zaman oldu? Hatırlayanınız var mı bilmiyorum. Mekke Savaşı'ndan sonra hatırlarsanız. Huneyn'de Müslümanlar birçok esirler aldılar. Hatta Taif'in ileri gelenlerden de esirler geldi. O esirlerden birisi sonradan Müslüman oldu. O anlatıyor. Diyor ki Mekke bizimle savaştan sonra esir alınmıştık biz. Her gün bizi ziyarete geliyordu. İkindi namazından sonra. Günlerden bir gün alışmıştık artık onun ziyaretine. Onu bekledik gelmedi. Bekledik gelmedi. Bekledik gelmedi. Nihayet gecikmiş olarak geldi. Ve biz dedik ki özlettin kendini ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O dedi ki kusura bakmayın. Misafirlerim geldi. Onlarla ilgilendim. Sonra namazımı kıldım. Sonra bu arada ben her gün mutat olarak Kur'an'dan bir bölüm okuyorum. Onu okudum. Şimdi kardeşler size tavsiye. Şu iman nurunun yanmasını istiyorsanız. Amelin çoğu bıktırır. Allah Resulü'nün ifadesine göre söylüyorum bunu. Az ve devamlı ibadet Allah katına makbuldür. Şu Allah'ın kitabından gelin ahitleşin. Esas bunlarda sözleşmeye ihtiyacımız var. Her gün bir sayfayı manasıyla beraber okuyun. Efendiler bıkıp usanmayın. Ben bundan 3 sene evvel şu Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye başladım. Sabah namazlarından sonra haftada 3 gün. Şu anda 11. cüze geldim. Haftada 3 günle. Hem de cemaate tefsir ediyorum. Demek istediğim şu. Bu Kur'an'ı okusanız da yaşıyorsunuz. Okumasanız da yaşıyorsunuz. Hani arkadaşlar tarikat eğitimi falan dediler ya. Birinci virdi Kur'an okumak olan olmayan insan. Birinci virdi Kur'an okumak olan, Kur'an okumak olmayan insan fazladan tesbihat çekemez. Allah Allah. Yani bunu başaramaz yani. Madem ki biz Peygamber Aleyhisselam'a uyacağız, Allah da bizi sevecek. Öyleyse her gün Kur'an okuyorduysa bizim de her gün Kur'an okumamız lazım. En az belli oranda. Hiç değilse bir sayfa. Bir adam geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Resulallah ben ne kadar sürede hatim indireyim? Dedi ki Resulullah Aleyhisselam bir ayda. Buna gücüm yeter 15 günde. Buna gücüm yeter 10 günde. Buna da gücüm yeter bir haftada. Adam bir her hafta hatim indirmeye başladı. Her hafta hatim indirmeye başladı.
Ben öyle bir arkadaş tanıyorum ki, hocam bu zamanda meşguliyetten okunmuyor falan filan demeyin bana. Askerlik yaptığım bir arkadaş, 90 günde 20 hatim indirdi askerdi. Evet. Ve ben öyle bir hadis okudum ki, Müslim'in birinci cildinde, hadis alimlerinden birisi çocuklarını çağırıyor, evlatlar diyor, sakın bu benim evimde Allah'a isyan etmeyin, çünkü ben burada 12 bin hatim indirdim. 12 bin, bu adam hadis alim. Ölümüne yakın ağlayan çocuklarına diyor ki, ne ağlıyorsunuz? Ağlamayı kesin. Ben Rabbimin kitabını bu zamana kadar 24 bin sefer hatmetmişim. Kur'an okumadan bu iş olmaz. Kur'an'la arkadaş olmadan bu iş yürümez. Allah Resulü'nün sünnet-i seniyyesi, hadis-i şerifleri olmadan bu iş yürümez. Bir dava kesinlikle Kur'an ve sünnet temeline dayanmıyorsa ondan hayır gelmez. Bir dava eri eğer Kur'an ve sünnetten yeterince delile sahip değilse o Allah'ın davasını utandırır. Bunlar ciddi konular. Ve bunun da ötesinde iman nuru ne yapmaz? İman ya vardır ya yoktur. Ama varsa nuru ya parlak olur ya sönük olur. Anlatabildik mi? Evet. İman ya vardır ya lambaya yanıktır ya sönüktür. Ama yanıksa ya kısıktır ya da açıktır. Evet. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet temeline riayet edeceğiz. Etmemiz lazım. Hocam ne yapabiliriz? Bilemiyorum ne yapabilirsiniz. Ama ben şu andaki mevcut bilgimi size söyleyeyim. Bütün samimiyetimle itiraf ediyorum. Okul döneminde kazanmadım sadece. Öğretmen oldum 17 senedir ve günlük okumam bir saatin altına düşmemiştir. Mecburum okumaya ben. Sırf eğitimci olduğum için değil. Ben müminim. İslam'ı bilmek zorundayım. Bir eğitimci var hiç okumuyor belki. Ama ben İslam'ı bilmek zorundayım. İslam'ı anlarsam Allah'a kulluk ederim. Onun için ayet-i kerimede Yusuf suresindedir ayet-i kerime yanılmıyorsam bir dahaki derste vereceğim o ayet-i kerimeyi. Evet. Yusuf suresi yok estağfurullah. Fatır suresinin 28. ayetinde. Fatır suresinin 28. ayetinde Allah söylüyor. Aynen Allah böyle söylüyor. Fatır 28. Fatır 28. Rabbimiz söylüyor aynen. İnnemâ yakşâ min ibâdihil ulemâ. İnnemâ yakşâ Allah'a min ibâdihil ulemâ. Allah'tan hakkıyla korkanlar yalnız ve yalnız alimler. İlim hangi çağda başlar? Yani siz alim deyince zannediyorsunuz bir oda dolusu kitap yutmuş adam değil mi? Orayı da halledelim. Cahil kime denir? Hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi bilmesine rağmen hakkı bilmeyene denir. Düzeltiyoruz şimdi. Cahil kime denir? Ebu Cehil cahil değildi ki. Her şeyi bilmesine rağmen Ebu Cehil'in asıl ismi Ebu Cehil değildir çünkü. Değil mi? Amr'dır ismi. Allah Resulü'nün ve ashabının taktığı bir isimdir bu. Cehaletin babası demek. Cahil kime derler? Her şeyi bilmesine rağmen hakkı bilmeyene. O zaman bir insan kalbiyle iman etmiş de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişse ilme ilk adımını atmıştır. Alimlik rütbesi başlamıştır. Anlatabildik mi? Allah'tan korkusu arttığı oranda ilmi de arttı. İlmi arttığı oranda Allah'tan korkusunu artar. Bakınız İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye. Bir gün sokakta yürüyor. Kadının biri laf attı. İşte dedi bu bütün gece sabaha kadar namaz kılan imam. Şimdi İmam-ı Azam bildiği bir gerçek var. İnsanlar sizi nasıl biliyorlarsa öyle olunuz. Yoksa mürahi olursunuz. Eyvah dedi. Ve o tarihten sonra İmam-ı Azam rahimahullah sırf bu sözü yalancı çıkarmamak için gecelerini namazla geçirdi. Çünkü kullar nasıl biliyorlarsa insan öyle olmalı değil mi? İşte alim hemen korkusunu belli etti. Hayatıyla hemen belli etti. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet, bize anlatan Allah'tan korkan alimlerin eserleri ve kitapları. Bu bilinecek. Bu bilinmezse vazgeçin. Her şeyi bırakın. Çünkü temsil yetkisini yeterince kullanamayacağınız için temsil ettiğiniz anlayışa zarar verir. Bir insana diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam
Bir insanın kalbini kazanmak istiyorsan en kestirme yol tebessümdür diyor. Aynen şöyle söylüyorum. Tebessüm sadakadır. Sen şimdi eğer Allah'ın dinini temsil ederken tebessümü ihmal edersen şayet insanlardan, selam vermeyi ihmal edersen, hal hatır sormayı ihmal edersen Allah'ın dinini yeterince temsil hakkını yakalayabilir misin? Bakın neyi bilmemiz gerekti gene? Sünneti bilmemiz gerekti. O yüzdendir ki şuralarda, biz zaten bunun için geldik. Biz her şeyi size öğretemeyiz ama anahtarlar vermeye çalışıyoruz. Mesela şu tahtada her gün sadece küçük bir satırlık, 5-10 kelimelik bir hadis yazın. Yok her gün çok olabilir belki. Her hafta diyelim. Arkadaşlar ezberlesinler. Birbirinize söyleyin. Ben şahsen şu yaşımda öğretmen olmama rağmen yaptığım bir şeydir bu. Şu Allah'ın kitabından yeni bir ayet-i kerimeyi anlamışsam, okumuşsam demiyorum. Anlamışsam en yakın öğretmen arkadaşımı hemen çekiyorum. Otur, dinle, anlatıyorum. Anlatıyorum. Bir daha çekiyorum, anlatıyorum. Bir daha anlatıyorum. O zaman öğrenmiş oluyorum ben. Anlatabildim mi? Bu üslup ve metot terk edilmemesi gerekir bir. İkincisi. İman var. Sünnet ve kitap söz konusu. Şu ikisi şeytanda da vardı. Allah Allah, bu şeytan beni fena bağladı. Bu ikisi şeytanda da vardı. İbn-i Kemal Risalesi'nde anlatıyor. Şeytanın ismi diyor Azazil idi. Çok kitapta daha sonra rastlamışımdır. Azazil. Asıl ismi de şeytanın. Azazil. Bizden önce Allah yeryüzünde suların üzerinde yaşayan bir kavim yarattı. Biliyorsun dünyanın oluşumundan önce sular safhası vardır. Dünya öyle olmuştu. Ayet-i kerimeler de söylüyor. Suların üzerinde yaşayan bir cinler taifesi vardı. Bu cinler taifesine Allah peygamberler gönderdi. Onlar da isyan ettiler. Uzun zamanlar geçti. Neticede onların kıyameti kopmak gerekti isyankarlarının. Allah Celle Celaluhu cinnilerin içinden görevlendirdiği Azazil'i meleklerden bir ordu ile zalim ve asi cinnileri yok etmeye gönderdi. Ve zalim ve asi cinnilerin tümünü helak ettiler. Azazil'e de Allah cenneti verdi. Cennette yaşıyordu. Hatta bir gün bir kitapta okudum. Cennetin kapısında bir şey yazıyor. Uzun yıllar Allah'a ibadet etmesine rağmen bir kişi cehenneme girecektir yazıyor. Cenneti görmesine rağmen. Baktı baktı Allah Allah böyle bir enayi olur mu? Ya Rabbi bana müsaade et. Ben ona beddua edeyim dedi. Ha, önce melekler gördüler bunu. Melekler geldiler Azazil'e. Dediler ki Rabbimizden iste de bizi o kimse o biz olmayalım. Melekler. Azazil de dua etti. Ya Rabbi bunları o kimseler olmaktan uzak tut. Yalnız kendisini unuttu. Allah onun duasını geri çevirmiyordu. Böyle kıymetli. Cennette yaşıyor. Azazil. Yani Azazil kafir deyince Allah'ı tanıyan bir varlık. Şeytan dendi ona. Niçin? Şeytane. Allah'ın emrini dinlememesinden dolayı. O yüzden Allah'ın emrini dinlemeyen her insana şeytan denilir. Şeytan özel bir isim değildir, bir sıfattır. Şeytan bir sıfattır, özel bir isim değil. Şeytan bir sıfattır. Ne demekmiş bu? Allah'ın emrine itaat etmeyen her varlık, ister cinlerden olsun, isterse insanlardan. İşte o Azazil Allah'a iman ediyor. Cenneti yaşamış. Bunun inkarı yok ki. Bunun yanı sıra Allah'ın verdiği bilgiye de razı. İnkarı yok. Fakat ne yapmadı? Secde et dediler. Secde etmedi. Şeytan secde etmediği için kafir oldu. Neden biliyor musunuz? Kendi görüşünü Allah'ın görüşünün üstünde tuttu. Yani bana göre dedi. Ene hayrun minhu. Lütfen bu cümleyi yazın. Şeytanı kafir yapar 3 kelime. İsterseniz Türkçesini, isterseniz Arapçasını. Hangisini yazıyorsunuz? Türkçesini. Ben ondan hayırlıyım. Kim bunu söylerse şeytan kardeş olur. Şeytan kafir yapar. 3 kelime. Ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım. Araf suresi. Hangi surede geçiyormuş? Araf suresi. Araf suresi. Ayet numarasını verebiliriz.
ayet 12. A'raf. Böyle kesme işareti var. A'dan sonra bir kesme yukarıdan. Raf. A'raf suresi. Ayet 12. Evet. Şeytan bu üç kelime kafir yaptı. Şimdi cemaatleri düşünelim Musa kardeş. Her cemaat o şeyi söylemeye çalışıyor. Ben hayırlı minhum diyeceğim. Minhum. Ben ondan daha hayırlıyım diyen adam Allah'ın yapması gereken mukayeseyi kendisi yapmış olur. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a hayır vermiş, sen vermiş. Sana ne ey şeytan, ne karışıyorsun sen? Birincisi bu. İkincisi, emre itaatsizlik onu kafir yaptı. Sana emir verilmiş, dinle. Karşındaki hayırlı, hayırsız sana ne? Emre itaatsizlik onu kafir yaptı. Şimdi bizim insanlarımızın çoğu ameller konusunda bu şekilde hayır ve şer tercihi yapmıyor mu? Allah saklasın işte. O cümleler küfür cümleleridir. İtikadi fıkıhta bu tür cümlelere ne deniyor? Küfür cümledir. Allah muhafaza etsin. Yine bizim insanımız pek çok ameli meseleyi Allah emretmiş olmasına rağmen şeytan da biliyordu ki emir var. Buna rağmen terk etmiyor mu? O yüzden sahabeden 5 zat sayabilirim ben. Hazreti Ömer başta Sa'd bin Ebi Vakkas olmak üzere 5 kişi, hem kendim söylemiyorum, Müslim Şerhi'nin 1. cildinden not olarak alınmış, bu sahabe bütün amelleri işleyenlere kafir demezdi. Mesela içki içerdi ama kafir demezlerdi bunlar. Fakat namazı terk edeni gördün bu sahabe. Ciddi ciddi düşünüyorlar. Ve hadis yazıyor Nesai'de. Sahabe hiçbir amelden dolayı insanları küfürle itham etmezdi. Namaz müstesna. Ve Allah Resulü'nün ifadesini söyleyeyim şimdi bak. Çünkü iş secdeden kaynaklandı. Secde etmemek şeytanla ortaklaşmak demek. Hocam bunun üzerine çok gidiyorsun. Gideceğiz. Bak hadis-i şerif söyleyeyim. Uzunca bir hadis Musa kardeşi yetiştiremeyebilirsin. Sadece dinle belki sonra yerini gösterebilirim. Müslim'de geçiyor gene, Müslim şerhinde. Gençlerime emredeyim, Medine'nin meydanına odunlar yığsınlar. Bilal'e emredeyim, ezan-ı Muhammedi'yi okusun. Sonra gençlerime emredeyim, odun yığınlarını tutuştursunlar. Sonra camiye gelenler gelsin, gelmeyenleri evleriyle birlikte tutup ateşin içine atıp yakayım. Resulullah'ın öfkesine bak. Namaz kılmayanlar demiyor, dikkat et. Öfkeyi görüyor musun? Neden? Çünkü Müslümanlar camilerde tanışırlar. Camilerde birleşirler. Alnı secdeye gelen insanın kalbi merhametle dolar. O yüzden amel bizi küfür rüzgarlarından koruyan en önemli kalkandır. Ve amelimiz ne kadar çoksa bu savunma mekanizması da o kadar fazla olur. Hani hatırlarsınız bazen eskiden Rusya ile Amerika çekişirlerken gökte bir savunma mekanizması oluşturmuşlardı. Hani dünyayı da güneşin ışınlarından koruyan atmosferde bir tabaka var. Değil mi? İyonosfer tabakası mı diyorlar ne? Işınları emiyor veya dışarıya yansıtıyor. Eğer o tabaka olmasa güneş ışınları bizi ne yapar? Yakar. İşte aynı bunun gibi müminin vücudunu saran bir amel tabakası. Nur olmalı. Eğer bu olursa o zaman imanımız sağlam kalır. Yok yoksa imanımız her zaman ve zeminde, her türlü hal ve ahval içerisinde sarsılır ki bundan ancak ve ancak biz zarar görürüz. Özetle diyoruz ki şu lambayı bir bütün haline getirelim. Lütfen. Kardeşlerimize söyleyin. Şu bir bütün haline gelsin. Bunu böylece izah edin. Herhalde mantıklı bir izah tarzıdır. Bunu böylece izah edin. Ve onlara deyin ki hiç kimse için bir şey istemez. Bütün bu istekler kime aittir? Allah Celle Celaluhu'a aittir. Zekat vermeyenlerle ilgili hatırlıyorum ben Tevbe suresinde şimdi numarasını veremem. Allah Celle Celaluhu'nun ifadesine bakın. Zekat vermeyenlerle ilgili. Allah yolunda harcamayanlarla ilgili. Cehennemde onların altınları, yani malzemeleri, malları, cehennemde levhalar halinde kızdırılır, yüzlerine ve sırtlarına yapıştırılır. Meğer söyledi. Ya Allah'ın böyle öfkelendiğini biz nasıl severiz? Bizim şimdi tercih noktamız geldi. Biz her alanda tercihi göstermeliyiz. Kendimizi eş seçeceğiz. Tercih ediyoruz değil mi?
Kendimize efendim arkadaş seçeceğiz, tercih ediyoruz. Kendimize amir seçeceğiz, orada da tercih ediyoruz. Kendimize ilah seçerken Allah'ı tercih ediyoruz ya, bunun gibi bütün tercihlerimizi ancak İslam'ın ruhuna uygun olduğu şekliyle meydana getirirsek Allah bizden memnun olur. Sözleri burada kapatıyorum. Çünkü yeni bir konu ve zannediyorum 2 saat sürecek bir konu. Buna bugün başlayabileceğini zannediyordum, başlayamadım. Biraz eksik oldu hakkınız herhalde. Efendim? Üçüncüsü an şeytanı kavrayalım. Ben ondan daha iyi. 4 tane aslında. 1. Ne dedi? Ben ondan hayırlıyım. O cümle kafir yaptı da bu cümlede 4 esas var. 1. Emre itaat etmedi. Yanlış mukayese yaptı. Yanlış mukayese yaptı. Üstünlük tasladı. Üstünlük tasladı. Allah'ın tercihini beğenmedi. 4 esas vardır kafir yapan. Peki hocam. Şimdi abla şöyle bir soru geliyor. Yani şimdi şeytanlar... Üstünlük tasladı. Bir de ne dedik? Allah'a hoş gelmeyen bir tercih yaptı. Hocam... Seçim yaptı ya. Evet. Müsaade buyurunuz. Bitireyim. O bant işlemesin. Sonra özel konuşalım. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun aleyhi ve sellem ve aleyhim ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Resulü'nün ruhu ve ondan sonra gelen ümmetinin, ashabının, tabilerin ve ismi unutulmuş olanlar için elfer. Amin. Ve salat.